Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şeniyes Ekinli ve bugün CSGO'ya yeni gelen bir güncelleme hakkında inceleme videosu çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi CSGO'ya yeni bir güncelleme geldi. Tabii ki de bir hafta önce falan, yani tam bir hafta olmadı da o civarda bir şey yani. Arkadaşlar Gamma Case adında bir kasa geldi. Çok güzel arkadaşlar tabii ki de. Ama çok pahalı yani yeni geldiği için. Hemen geçmek istiyorum arkadaşlar yeni skinlere. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar M4A1S Mecha Industrious diye bir şey gelmiş, skin gelmiş. Çok beyaz yani. Çoğu zaten beyaz skinlerin arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani çok güzel arkadaşlar. Çok mükemmel bir skin. Yani çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi. Yani Crit by Joyete37 yapmış bunu da. Hemen şeye geçmek istiyorum. Glock 18 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne yazıyor üzerinde? Kill them all. Onların hepsini öldür. Evet. Kill them all. Onların hepsini öldür. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel arkadaşlar. Bunu da sağ alt dire 22 yapmış. Şimdi P2000 arkadaşlar. Imperial Dragon. Çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani mükemmel bir şey yapmış. Ama diğerlerine göre bence güzel değil yani. Ama ikisi çok güzel bunların. Her neyse. Dördüncü arkadaşlar. Scar 20 otomatik AWP. Otomatik sniper daha doğrusu. Yani bu biraz güzel olmamış aslında yani. Benim hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Çünkü çok turuncu. Hiç sevmem yani turuncuyu. Onun için hoşuma gitmedi bu. Şimdi bunun adı neymiş? Blood Sport. Bunu kim yapmış? Nerede? Crit by. Çok uzun isim var. Okuyamayacağım. Bakabilirsiniz şuradan. Yani gördüğünüz gibi. Şimdi çok güzel arkadaşlar. Şu ana kadar gördüğüm en güzel skin şuların arasında. En güzeli bu yani. Mükemmel arkadaşlar. M4A4 arkadaşlar. Desolate Space yani. Mükemmel. Bunu kim yaptıysa hemen bakmak istiyorum. Andy and Dry Doctor Egg yapmış. Mükemmel bir skin arkadaşlar. Çok güzel yani. Yani mor üzerine açık mavi ve ne var? Yani ne var işte bu neyse o var arkadaşlar. Şimdi yeni gelen AWP skin'in arkadaşlar. AWP Pabos. Yani şeye çok benziyor. Seskin yapma çok benziyor. Benim için hiç güzel değil arkadaşlar. Yani çok berbat yani. Yani berbat diyebilirim eminim hatta. Kim yapmış? Apel 7 yapmış. Şimdi bu mükemmel. Tamam ben revolver sevmem ama bu çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani mükemmel gördüğünüz gibi yani kim yapmış bunu? Adı da bu arada silahın Reboot'muş. Yani Reboot gördüğünüz gibi. Crit by G99 Factory and RR3. Evet çok uzun ismi var. Ama çok güzel bir skin arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi AUK. AUK Aristokrat. Evet bence bu yani 5 kuruş etmez. Evet berbat bir şey. Çünkü hemen geçmek istiyorum onun için. Ve bu fena değil yani. Bu aslında güzel. Çok hoşuma gitti yani. Fena değil. Limelik yapmış. Limelight pardon. Limelik ne lan? Crit by HyperX Sensei yapmış. Çok güzel arkadaşlar. Sarı ve üzerine beyaz ve gri desen çok güzel olmuş. Bu kim? The Honey Badger yapmış. Çok güzel arkadaşlar. 5-7 Volant Daimyo. Yani mor üzerine gri ve hafiften bir siyah çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi P90 yeni skin'i hiç güzel değil. Yani P90 Chopper yapmış. Silahın adı Chopper. Ve yapan da Ego Dead. Yani Ego. Egoist evet. Her neyse hiç güzel değil P90 skin'i. Bu da berbat. Bunu hemen geçmek istiyorum. P250 Ironclad. Crit by kim yapmış? G-99 Factory yapmış. Berbat bir şey. 20 kuruş etmez. 5 kuruş etmez daha doğrusu. Şimdi Nova'ya geldik. Nova Exo. Berbat bir silah. Crit by SHPR. Ama arkadaşlar berbat diyorum da yani adamların emeğinin hakkını vermek lazım. Çok güzel yani. Yani çok güzel derken pardon. Bayağı saçmaladım. Yani çok güzel emek veriyor arkadaşlar adamlar. Yani baksanıza yani. Bunu normal bir insan. Normal insan derken yani normal böyle bir CSGO bilmeyen insan yapamaz yani. Bunu bilen kişi yapmıştır. Gayet kaliteli bir şekilde yapmış. Ama benim gözüme hoş görünmedi. Onu söylemek istiyorum sizlere. Şimdi PP Vision arkadaşlar. Bunun skini var mı ya? Hiçbir şey görmüyorum üzerinde. Var da yani berbat. Harvester adı skinin. Yapan da yine şununla aynı yapımcı. İkisi de berbat bir silah. Onu söylemek istiyorum buradan. Şimdi şeye geldik. Mac10'e geldik. Mac10 fena değil bu. Ama yani nasıl diyeyim. Çok sade. Bir tek şu gövdesinde var yani şu şarjörüne arkasına falan bir şey daha yapabilirdi. Her neyse ve bu çok güzel arkadaşlar. Bu çok gerçekten çok güzel.
Tech9 Icecap çok güzel arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve SG550 Ariel çok güzel arkadaşlar. Bu da çok güzel. Yani adı neymiş yapımcının? Slim Face. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim kısım, yani en sevdiğim bölüm, bıçak ayı geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı skinimiz var arkadaşlar bıçaklarda. Hemen en baştan başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu Emerald, adı Emerald yani bu skini, çok güzel arkadaşlar, mükemmel yani. Hem bayonete hem bu bıçağın adı ne bilmiyorum, bu da bayonet sanırım, hem karambite hem gutter knife, bunlarla çok güzel yakışmış, çok mükemmel bir şey bıçak skini arkadaşlar. Diğeri bu fena değil yani, bu da fena değil ama hoşuma gitmedi. Bu çok altın olmuş yani, feci sarı olmuş, bu da çok hoşuma gitmedi. İşte bu yani, bu en güzeli benim için, mükemmel. Özellikle karambit var ya, of, seni yerim ya. Şuna bakar mısınız? Mükemmel arkadaşlar. Yani mükemmel, adı neymiş? Okuyamıyorum. Çok küçük. Otonik herhalde sanırım. Bilmiyorum. Mavi arkadaşlar. Mavi renk sevenler için çok güzel bir skin arkadaşlar. Ama ben sevmediğim için fena değil yani benim açımdan. Yani o kadar da güzel değil. Bu en kötüsü bence. Yani hiç güzel değil. Ama bıçak bıçaktır yani. Şimdi şöyle büyükçe göstermek istiyorum. Yani şöyle gördüğünüz gibi hemen hızlı hızlı geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Bu fena değilmiş lan. Yani bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Like atmayı unutmayın lütfen. Her neyse arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Videoyu beğenseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.